çilekli zeytin bostanası içeriğinden söyleyeceklerim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok lezzetli bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Benim Antepliyim, bazılarınız biliyor zaten. Kebap turlarım olurdu eskiden. Urfa'ya, Diyarbakır'a, Adıyaman'a, Maraş'a böyle farklı farklı şehirlere kebap turları yapardık arkadaşlarımızla ve gidip yeni lezzetler tadardık. O ziyaretlerden birinde Şanlıurfa'da öğrendiğim bir zeytin bostanası yapacağım ama gerçekten çok özel bir tarif. Sadece o mekanda gördüm ben bunu. Çünkü içinde çilek var. Şimdi hazır çilek mevsimi de geliyor. Yazın böyle havalar sıcakken serin bir meze, kebap yanı, yemek yanı mükemmel bir seçim olacak. Çok araştırdım bu arada. İnternette de bir tarifi yok. Biraz böyle aklımda ne kalmış, deneme yanılma yöntemiyle bulacağımız bir içerik olacak. Ama gerçekten bu zaten bilinen bir meze aslında. Urfa'da adı zeytin bostanası. Buna o mekan bir yorum katmış, içine çilek katmış ve böyle tatlı, ekşi ve acı olan içinde çok böyle güzel bir meze olmuştu. O yüzden ben de onu yapmaya çalışacağım bugün. Hadi gelin malzemelere geçelim. Hemen şöyle malzemelerimizi göstererek başlayayım arkadaşlar. Çilek koyacağız içine, taze nane, maydanoz, biraz buz koyacağız içine, domates, salatalık, biber, zeytinyağı, nar ekşisi, yeşil zeytin, bal, tuz ve kırmızı biber. Son olarak bir de ceviz girecek içine. Malzemelerimizin hepsi bunlar. Detaylar için muhakkak açıklamayı okuyun. Bu arada bu içerikleri beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, zili ve bildirimi açmayı, içerikleri beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Çileklerimizi şöyle küçük küçük doğradık. Şimdi geçiyoruz diğer malzemelerimizi doğramaya. Nanemizi doğradık üzerine. Bütün malzemelerimizi gördüğünüz gibi küçük küçük doğradık. Buradaki en zaman alan, en böyle sizi uğraştıracak olay bu. Küçük küçük doğrama olayı. Şimdi diğer malzemelerimizi koyuyoruz içine. Zeytinyağımız var. Nar ekşimiz var. Suyumuz var. Buz koyuyoruz. Tuz koyuyoruz. Ve kırmızı biber. Kuru soğanımızı koyuyoruz. Sumağımızı koyuyoruz. Bal koyuyoruz. Şimdi bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Salatamız böyle sulu kıvamda bir salata oluyor arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bunu mümkünse eğer bir gece dolapta dinlendirmek gerekiyor. Eğer o kadar zamanınız yoksa da sabahtan, öğlenden yapın, dolaba atın. 3-4 saat kalsa da bence yeterli. Dolapta beklettikten sonraki son kıvamı, son hali bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli. Acısı, ekşisi, tatlısı aynı anda mükemmel bir salata, meze. Muhakkak deneyin. Hepinize afiyet olsun. Çilekli zeytin bostanası içeriğinden söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Denerseniz muhakkak yorumlara yazın. Gerçekten denemelisiniz. Bence çok 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 lezzetli bir meze, yemek yancısı. Muhakkak deneyin, yiyin. Hepinize sevgiler diliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Çok güzel bir hafta, çok güzel bir gün olsun hepimiz için. İyi günler. Çilekli zeytin bostanası içeriğinden söyleyeceklerim.